Haftanın ikinci günü patlıcanlı lazanya yaptık. Çok severim, çok iyi yaparım. Bakalım nasıl olmuş. Hamurlarını kendileri yaptılar. Çok güzel bir hamur yapmış. Şaşırdım yani, hazır paket makarna değil bu. Hamurunu kendi yaptı. Patlıcanlarını çok güzel kızartmış. İçinde çok güzel yakışmış. Çok birbirine geçen bir iç harcı olmuş. Hamuru çok güzel. Üstünün kızarması bayağı güzel. Çok güzel bir tabak olmuş. Sosu mosu da çok yerinde. Tadı tuzu da yerinde. Patlıcan da çok yakışmış bu arada. Tebrik ediyorum. İkinci tabağımız. Şu birinci tabak ne kadar olduysa bu da o kadar olmamış. Aslında çiğ hamur tadı yok ama hamurunun böyle bir tuhaflığı var. Zaten şöyle görünüşte bile anlaşılıyor sanki. Bir kere çok kalın bir hamuru var. Şöyle göstereceğim. Her şeyi böyle alelacele konmuş, birbirine tam olarak geçmemiş. Sosunu iyi pişirememiş. Sosu zaten ya, öbüründe o kadar sos güzel kaynamış ve birbirine geçmişti ki bunda çok fark ediliyor. Kesinlikle sosu pişmemiş. Makarnası iyi pişmemiş. Makarnası kalın olmuş. Beğenmedim. Üçüncü tabak. Muhteşem bir tabak daha var önümde. Hamurunu çok güzel yapmış. Bir tık fazla bile pişirmiş. Ama şöyle hani olmuş yemek ağzınıza attığınız anda belli olur ya. Çok güzel lezzeti var. Bayağı birbirine geçen bir lezzeti var. Patlıcanları, sosu, üstünün kızarması. Kafa karıştırıcı bir tabak. Halbuki bir yani favorim ama bu da çok güzel olmuş. Karar veremedim. Hangisini daha çok beğendim? Bunun makarnasının pişme derecesi falan bir tık fazla olsa da müthiş bir lezzeti var. Son tabağım. Bunun hamuru kalın olmuş. Çok fazla aynı zamanda da haşlamış ya, pişirmiş, o da böyle hamurlaştırmış iyice. Şöyle böyle bayağı tek hamur bir makarnası var. Sosu bence fena değil ama böyle bütünleşememiş, sanki böyle yarım kalmış gibi bir yemek. Çok beğenmedim. Şimdi kendime bir 5 seçmem gerekiyor. Üçüncü tabak da çok güzel, birinci tabak da çok güzel. Üçüncü tabak 5 puan. Birinci tabakta 4 puan alsın. İkisi de üzülmesin. İkisi de çok güzel olmuş. İkinci tabak 1 puan. Dördüncü tabağa da 2 puan verelim. 1 vermeyelim. En azından bir şey koymuş ortaya. Ve öğrenelim kimlere kaç puan gitti. Haftanın ikinci günü 2 puan. İki puancık kime gidiyor acaba Gözde? Tebrik ediyorum. 4 verdiğimin başına geçiyorum. 5'i kaçırdı resmen. 5'i kaptığı anda kaçırdı. Çünkü üçüncü tabak bundan daha güzel. Dört puan kimin oluyor acaba? Tuğba. Tebrikler. Ve yıldızımın başına geçiyorum. Yeşim mi, Rabia mı? Günün yıldızını öğreniyoruz birlikte. Hazırsanız Yeşim. Tebrik ediyorum. Tuğba da, Yeşim de tecrübesini konuşturmuş gerçekten. Hiç kötü, çok kötü tabağımız yok ki, zor bir yemek var önümüzde. Ben tebrik ediyorum bütün kızları. Çayınız, kahveniz hazırsa şimdi sıra kayınvalidelerde.